Deneme tahtasından merhaba. Erkin ben. Gittiğim kamp alanlarını paylaşıyorum sık sık ve aslında motorcu dostluk kamp alanlarını anlatmak istiyordum. Şimdi tam öyle bir yerdeyim. İkincik'teyim. Burası Köyceğiz'de. Muğla'ya bağlı çok güzel bir yerdeyim. Çok fazla ben konuşmayacağım. İstanbul'dan taşınan arkadaşlarım burada çok güzel bir yer işletiyorlar. Ben de 2 yıldır geleceğim. Son dakika spontane sürpriz bir şekilde haber vermeden geldim. Gelmişken hem tatil yapayım hem de biraz anlattırayım istedim. İstanbul'dan nasıl kaçtınız, nasıl bir yer kurdunuz? Kimler gelsin gelmesin buraya? Önce kendinizi de tanıtın. Sen de motorcusun. Senden evet. Başladı Deniz. Tamam, benden başlayalım. Adım Deniz, söylediğin gibi. Uzun zaman İstanbul'da kaldıktan sonra İstanbul'dan sıkıldığımız zamanlarda aradığımız güzel, huzurlu tatil yapabileceğimiz beldelerde bulabildiğimiz en güzel yer burası gibi geldi bize. Profesyonel hayatımız, iş hayatımız yoğun olarak geçiyordu. İstanbul'daki stresli hayattan zaten yeterince darbelenmiş halde yaşıyorduk. Birçok arkadaş gibi. Birçok arkadaş gibi yani. Benim gibi de. Ben de kaçacak bir yerler arıyorum Allah'a şükür. İşte Şili'ye git, Avva'ya git. Artık yani orası da çok tat vermemeye başladı. Ne yapalım derken böyle bir fırsat oldu bizim buraya gelmemize. Aslında benim işim nedeniyle İzmir'e gelmiştik. Daha sonra da amacımız güneye inmekti. Burcu kendinden bahsedecek ama Burcu'nun sayesinde de buraya gelmiş olduk aslında. Gelişmeleri de Burcu'dan alalım bakalım nasıl gelmişiz buraya. Bu da senin işin neydi, Burcu'nun işin neydi? İnsanlar en çok onu merak ediyor. Nasıl taşınıyorlar, ne yaptığını da söyleyelim. Ben makine mühendisiyim aslında. Yani, süper, ben de elektrik mühendisiyim, bilenler bilir. Evet, hayatı seviyorum, doğayı seviyorum tabii ki herkes gibi. Güzel ve huzurlu olmayı istiyorum. Amacım zaten hayatta huzurlu olmak yani. Zengin olmak değildi yani. Olsaydı burada olmazdık. Bizim için zenginlik bu zaten. Aynen öyle. Balık tutmaktı. İşte buralarda o fırsatı yakalıyorum. Ne bileyim, doğanın içerisinde olmak bana zevk veriyor, huzur veriyor. Burada kendimce işler yapıyorum. Ahşap işleri yapıyorum. Elektrik işleri yapıyorum. Bulabildiğim boya işleri yapıyorum. Her türlü işleri yapmaya ben çalışıyorum. Ben şey diyorum, Deniz'in içinden MacGyver çıktı. Elinden her iş geliyor oldu. Gerçekten. Geçenlerde bulaşık makinesi bozuldu ya. Bulaşık makinesini açtım serviste falan böyle. Şunu değiştireceğim usta. Dedi ki hangi servisten arıyorsunuz siz? Evet dedim, boş ver sen hangi servis. Check wipe'i gönder de takayım arkadaşım deyince. Yani baya baya buraya adapte olduk. Yani burada yaşamak için hemen hemen her şeyinizi düşünerek, planlayarak yapmanız lazım. Yani şu yok veya işte atıyorum. Bir ahşaptan bir şey yapacaksınız, palet lazım, paleti almış olmanız lazım, palete vidalamak için vidanızın olması lazım, vidalamak için yine işte şarjlı matkabı falan olması lazım, yani dört dörtlük bir adam olman lazım veya dediği gibi MacGyver olmak lazım. Biz de onu olduk gibi buralarda, öyle devam ediyoruz. Ben aslında Burcu'yu tanıyordum, onun sayesinde geldim ama süper oldu seninle tanıştım, bahsediyordu hep zaten. Ben de Burcu'yu tanıyordum, ondan geldim. Yani konu ortak ben. Anlat Burcu, sen kendin anlat. Sen de motorcusun. Evet, evet motorcuyum. Diş hekimiyim aynı zamanda ben de. Ama işte ara verdik diyorum, tam olarak bıraktık demiyorum. Benim gibi, yani, ben de öğretmenliği 2 yıl ara verdim diyorum. Bilmiyorum, bir iki hayat şartları dönmek zorunda kalabilirsin. Aynen, ne çıkacağı, neyle karşılaşacağımız belli olmaz. Ama burası çok güzel. Yani her motorcunun elbet bir şeyi vardır, hani çadır hayatı vardır diye düşünüyorum. Olmayanları da tavsiye ediyorum tabii ki de. Çünkü motor kafasıyla çadır kafası, kamp kafası yani çok paralel şeyler bana göre. Çok yer gezdik. Yani bizim normal hayatımızda da tatil anlayışımız zaten hani 5 yıldızlı otellere gidelim falan şekli değildi. Öyle Türkiye'nin çoğu yerindeki kamp alanlarını dolaştık, gezdik falan. Burayı görünce de gerçekten çok hoşlandık. Yani ömrü uzatır dedikleri yerlerden bir tanesi bana göre. Çok keyifli. İşte motorları atlayıp buraya gelmek, hatta şey diyorum ben. Böyle motorla gelinen en güzel sahillerden bir tanesi gerçekten burası. Yolu da çok güzel. Ya yani ormanın virajları içinden. Virajları çok güzel. Hatta geliyorsun. İkincik'ten daha doğrusu Muğla Köyceğiz yolundan, daha doğrusu Marmaris Köyceğiz yolundan sapıyoruz buraya gelmek için. Burası doğal yaşam korunmuş doğal yaşam alanı içerisinde. O Köyceğiz Gölü'nün paralelinde yani inanılmaz virajlarıyla
motor için çok güzel bir parkur. Asfalt kalitesi de çok iyi. Genelde böyle garip garip yerlerdeki kampinglere böyle ulaşım çok ters olur. Yollara bakılmaz etmez. Ben öyle bekliyordum açıkçası. Evet, tam tersi süpermiş. Evet, güzel, çok büyük zevk alıyoruz. Özellikle yani onu tatmak için motorla gidip geldiğimiz var. İnanır mısın bilmiyorum ama Köyceğiz'e gidip geliyoruz yani motorla. Tek sıkıntısı benzin. Köyceğiz'de depoyu doldurmak evet, lazım. Kesinlikle. Evet, evet, evet. O sıkıntılı. Yoksa ama benim... öyle de olsun zaten. Birazcık tedbirli evet. olmakta fayda var. Benim bir kere başıma geldi. Buraya geldiğimde bir baktım benzinim bitmişti. Ya bekledim birileri benzin getirsin diye. Öyle deneyimlerde yaşıyoruz gerçekten de. Ama genel olarak çok keyifli gerçekten. Burada olmak, doğada olmak çok güzel. Yani hani hepimiz işte kapalı alanlarda yaşamaya, çalışmaya çok alışmışız. Burada doğayla iç içesin. Yani böyle çok sıcakladığında gene çalışıyoruz tabii ama bir denize atlayıp çıkıp gelip bikiniyle devam edebiliyorsun işine. O dünyanın en güzel duygularından bir tanesi. Gerçekten. Motor ne var peki? Motor ben ne kullanıyorsun? Nerelere gittin? Enduro kullanıyorum ben genelde. Yurt dışında zaten meslek icabı yurt dışında olduğum için genelde yurt içinde kullanıyorum. İşte Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kaş bu taraflarda gitmediğim yer kalmadı. Yani aşağıda olarak. Yukarıda da yine keza yukarıda Trakya'da ne longozuydu o? İğneada. İğneada longozu. Evet, evet, evet. Bir de şey de vardı ya. Başka bir yerde. Sakarya'da var. Sakarya'da. Sakarya'dakine. Sakarya'dakine. İnada'ya da gidiyoruz evet, zaten. Evet. Oralarda kamp yerimiz vardı. Bu sen ne kullanıyorsun bu işe? Ben de Honda CB500F var. Hı-hı. Bir tane. Çok seviyorum. Boyu boyuma, huyu huyuma uygun diyorum. Öncesinde de ilk motorum da şeydi. Yamaha YBR 125. O da keçi gibi bir motor. Ben her yere gittik gerçekten. Bak, dünya turu yaptı onlar. Evet, evet, evet. Ben de yani ömrümün ilk uzun yollarını yaptım. Bence, fırtınalarda kaldım. Burcu da dünya turu yaptı o motorla. Bir Bozcaada hikayesi var onun. Yağmurlar, çamurlar çok güzeldi. Kamyonların arasında ve fırtınada ilerledim. Ben burada ölmezsem herhalde daha çok uzun süre yaşarım falan diye böyle içimden geçirdim. Kamyonlara kendimi göstermek için böyle bırakamıyorum da gidonu tabii. Böyle hareketler yapmaya çalışıyorum üstünde falan. Çok acayip maceralar yaşadık onunla da. Motor grupları geliyor mu buraya? Keşfettiler mi? Ne zamandır var burası bu arada? Burası aslında bir 5 senelik bir kamp yeri. Ama biz işte 2 senedir buradayız. Yani geçen yaz başından beri buradayız. Bu ikinci sezonumuz. Bu ikinci evet. sezonumuz olacak. Evet. İşte geldik biraz kendimizce güzelleştirmeye çalıştık. Baya güzel, çok güzel. İstanbul'da olmaya gerek yok, süper güzel. İstanbul'dan motorcu arkadaşlar çok keşfetmedi henüz burayı. Umarım bu videodan sonra gelsinler, selamı söylesinler. Bence de çok güzel bir yer ya, motorcu insanlar için. Zaten biz motorcu olduğumuz için nereye ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Geldiği zaman evet. hani hemen üzerlerini çıkartıp dinlenebilecekleri bir ortam sağlıyoruz ona. Suyu da veriyoruz şöyle bir sakinlesinler kendilerine. Bana yaptıkları hemen sen motorcu çekmiş hatta, soyun. Hatırlarsan evet evet yolda yakaladık evet, seni evet. değil mi? Motorcu deyince bir evet. göz kulak olmak lazım onlara. İzmir'den gruplar geliyor arada sırada motor grupları. Evet. İzmir'e yakın olduğumuz için onlar evet. daha çok tercih ediyorlar. Evet. Zaten en çok istediğimiz burada olurken biz böyle işte motorcu dostlar gelsin. Yani motor muhabbeti yapılsın, işte yolculuk muhabbeti yapılsın, insanlar paylaşımlarını bu güzel ortamda böyle gerçekleştirsinler falandı. Genel olarak bunu istedik zaten. Yavaş yavaş da öyle bir ortam oluşuyor burada. Öyle rahat edebiliyorlar gibi düşünüyorum. Çok çok, çok rahat gerçekten. Neler var peki insanlar onu da söyleyelim çünkü. Burada restoran var mı, işte bar var mı, kendi özel sahili var mı? Ben videoları biraz göstereceğim ama anlatman daha güzel olur senin. Vallahi restoranımız var. Bence çok güzel çünkü çok özen gösteriyoruz. Yani sağlıklı ürünlerle yapmaya çalışıyoruz. Kendimiz de burada yaşayıp evet. burada kaldığımız için. Çok güzel. Ütüncük camping. Herkese tavsiye ederiz. Hele yılın bu aylarında. Bir de kamp alanı çok temiz onu söyleyeyim. Yani tuvaletinden mutfağına kadar ki madem bir kampinge gidiyorsun zaten evet. tuvaletin çok iyi olması lazım. Aynen. Mutfağın da öyle o yüzden süper. Evet. İşte barımız güzel, çok keyifli oluyor. Böyle sohbeti, muhabbeti, içecekleri falan. Yani buraya gelirken insanların ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Yani gönül rahatlığıyla gelip buradan yiyip içebilirler de. İsteyen gene kendi şeylerini de yapabilir tabii. Yani kamp olayı bir de mangal keyfi de evet, var tabii. Fiyat konusunda da biraz. Evet, onu da söyleyelim. Hep soruyorlar. Titiz tabii. davranmak istiyoruz. Çünkü ben de bilmiyorum ne kadar ödeyeceğim şimdi geldi. Makul fiyatlar ödeyeceğini garanti edebilirim. Şöyle ki ben de kamplara gidiyorum. İşte Fethiye'deki bilinen kampların
hemen hemen hepsine gittik veya kaç tarafında gittik, orada konaklama yaptık. Çok yüksek olsun zaten, hani anlayışımız buradan para kazanalım da başka bir yere gidelim değil. Buradaki hayatı yaşamaya geldik biz, yani buraya gelmişken bu ortamı yakaladık ve insanların da aynı şekilde kendi yerleri gibi hissetmesini istedik. Çünkü biliyorsun gittiğiniz yerde günümüzde ekonomi önemli. Tabii. Hani buraya gelip de vay arkadaş işte bu kadar olur mu falan dedirtmeyecek fiyatlarla, ama buradaki bir emeğimiz de var. Tabii ki. Masraflarımız da oluyor. Onları da karşılayacak derecede bence makul fiyatlarda zaten tutmaya çalışıyoruz. Zaten karavanda kalıyorsunuz öyle değil mi siz de? Evet, evet, karavanda kalıyoruz. Bizim artık hayatımızın çoğunluğu karavanda geçiyor. Kışında işte mesela burada işimiz bittikten sonra karavanımızda da gezmek istiyoruz. Öyle planlarımız da var. Bakalım kışın neler olacak. Onlar da ayrı bir şey bizim için. Kendi karavanıyla da gelebiliyor insanlar buraya. Sadece çadır değil, karavanları da ağırlıyoruz. Bir de nasıl ulaşacaklar? Ben videonun açıklama kısmına yazarım ama siz de söylerseniz Instagram hesabı, telefon numarası ya da adres nasıl ulaşılır onları da söylerseniz. Instagram hesabı ikinci camping diye girdiğinizde zaten çıkıyor. Hı-hı. Bir de web sayfamız var. Orada bütün bilgiler de var. Tamam. O da ikincijumping.com mu? O ikincijumping.com. Tamam. K ile yazılıyor. Evet. Tamam. O da K ile yazılıyor. Oradan, orada zaten iletişim numaralarımız da var. Oradan da ulaşabilirler. Zaten buranın esas şey kampın işletmecisi de motorcu bir arkadaşımız. Çok Alper güzel. Diye. Evet. O burada değil daha şu anda. Daha tanışamadım ben de. Evet. Siz bar ve restoran kısmına bakıyorsunuz değil mi ağırlık olarak? Evet. Kendi içinde bir görev dağılımı var. O da çok tatlı. Aynen. Evet. Çünkü her şeyi bir anda yapmak gerçekten zor. Evet. Eksik kalıyor o zaman. Ama biz böyle görev dağılımı yaptık. O yüzden daha böyle pratik bir şekilde ilerliyor işler. Umarım bizim kafadaki insanlar gelir. Bu videonun da faydası olur. Evet. Peki etraftaki motosiklet rotalarını da sorayım bir şey deniz sana önce. Etraftaki motosiklet rotaları şöyle. Gelmişken malzemeleri buraya bıraksınlar, hani turlasınlar. Hı. Benim de amacım o çünkü bugün. İstus'u yakın, Sarıgerme yakın. Sarıgerme çok önemlidir. Bütün motorcu arkadaşlarım, özellikle hani BMW grubunda arkadaşlarım mutlaka gelip kamping yaptıkları, orada konaklama yaptıkları yerlerden bir tanesidir. Sarıgerme yakın buraya. Dalyan yakın, dediğim gibi İstus'u yakın. Marmaris buradan motorla, yani gidişe bağlı olarak tabii, çok da hızlı gitmemek lazım tabii. En fazla 40 dakika sürer. Evet. Çok da zevkli bir yolu vardır. Marmaris yolunu yenilediler zaten biliyorsun. Virajları da güzeldir. Keza Ortaca, bilmezler ama Ortaca'da zaten yapacak bir şeyimiz yok. Fethiye yakın yine burada. Yine o da 1 saat civarındadır. 1 saat 15 dakikada varabilirler. Buraya gelirken hatta bir şeyde Marmaris yolunda bir yol ayrımı vardır. Bence Türkiye'nin en güzel tabelası orada. O var işte, evet. Marmaris, Fethiye, Datça, Köyceğiz ayrımı. Hepsinin içinde bulunduğu bir tabela. En güzel yerler. Aynen öyle. Evet, evet. Türkiye'nin en güzel tabelası bence. Sakar geçidinden indikten sonra, eğer bilen arkadaşlarımız varsa, Sakar geçidinden indikten sonra Gökova'ya iniyorsunuz zaten. Gökova'nın hemen başlangıcında Marmaris Sapağı var. Oradan Fethiye'ye doğru devam ederken Köyceğiz'e gelmeden 20 kilometre önce bir kontrol noktası var. Dövüşbelen diye yazar zaten. Köyün içerisinden girdikleri zaman tabelaları takip ederlerse ikinciye ulaşabiliyorlar. Çok güzel bir yol. Gerçekten çok keyif aldım ben de. Bakalım, aslında ben burayı şeyi tavsiye ederim mesela. İşte iki gece kalıp bir haftalık böyle rota yapanlar var ya mesela. Evet. Mutlaka birkaç gün burada yürüsünler isterim. Zaten motorcu olmanın amacı o. Yolda evet. Olmak. Yani evet. Gelin buraya bir hafta kalın isteriz ama motorculuğa olmaz. Bence de olsam evet gelirim, burada konaklama yaparım. Dediğim gibi Dalyan'a devam ederim. Daha sonrasında Fethiye'de gideceğiniz dünya kadar yerler var. Bilinen bir kabak koyu var her taraf oralarda. Daha sonra da buradan aşağıya güzel bir rota yapıp yukarı çıkılabilir yani. Yürüyüş rotaları da var. Evet, asıl o. Evet, birçok insanın duymadığı Karya yolunun üstündeyiz aslında biz ikincik olarak. Buradan mesela işte bir parkurumuz var İstuzu'na kadar. Bir gün içerisinde öyle trekking yapmayı seven arkadaşlar da orada o yolu kullanarak İstuzu'na inebiliyorlar. Oradan bazen tekneyle geri alıyoruz. Böyle öyle organizasyonlar yapıyoruz. Onlar da keyifli oluyor. Çok mutlu oluyorlar insanlar gerçekten de. Karya yolunda yürümeyen varsa onu da çok tavsiye ederim. Bir sonrakinde kendime ben gece geldim ama yatacağım yani. Sen biraz yatışa geldim. Arada dinlenmek de lazım. Tabii canım. Denizin tadını çıkartmak lazım. O da çok güzel çünkü. Sahilimiz geniş. Hatta bir özelliği var benim çok hoşuma gidiyor.
Çok böyle tıklım tıklım bir kalabalık olmuyor burası. Hani evet. Bayramda herkes, geçen sene Marmaris Radyosu'ndan anons yaptılar. Gelmeyin artık doluyuz, sokaklarımız doldu. Evet, aynen öyle. Yani burada kesinlikle, burası da kalabalık oluyor bayramlarda tabii ki normal bir şekilde ama insanı o kadar böyle rahatsız edecek, böyle çığırından çıkacak olan nereden geldim buraya dedirtecek bir kalabalık olmuyor. Diğer zamanlarda zaten çok fazla kalabalığımız yok. Fazla bilen arkadaşlar da yok. Biz söylememeye çalışıyoruz seninle aslında ama. Kafadaki insanlar gelsin. Evet, güzel insan olduğun için sana söylüyoruz. Mutlaka sizler de güzel insansanız bu bekliyoruz tabii ki. Benim adamım abi takipçim yok. Yani videoyu herhalde 2-3 bin kişi ancak izler zaten. Onun da %10'u gelse işte yeterli. Çok güzel olay. Evet. Ama sahil çok güzel. Ben de akşam şezlongda yattım açıkçası böyle. Gece birkaç saat. Dolunay vardı dün gece. Dolunay vardı. Harikaydı. Ondan sonra hava zaten çok güzeldi. Çadırın üst kısmını da kapamadım böyle. Pile çadırda. Sonra da sabaha karşı oraya geçtim. Sen güzel çok yapmışsın. Evet. Ateş yakıyoruz sahilde evet. Tabii ki. Orada yani, da oturdum zaten. Evet, güzel bir ateş yakma alanımız var. Bu şekilde. Dolunaylı geceler ayrı bir güzel. Dolunaysız geceler de gerçekten gökyüzü böyle iki tarafı da dağlarla kapalı olduğu için ışık da almıyor çok fazla. Samanyolu'nu rahat rahat seyredebilecek evet. Arkadaşlar. Yani. Keyifli oluyor gerçekten. Gelenler selamı söylesin o zaman. Evet, evet, evet. Çok memnun oluruz. Bekliyoruz herkes, özellikle motorcuları, kampçıları. Evet, bekliyoruz hepinizi. Umarım denk geliriz. Görüşürüz. Görüşürüz.